Rus muhalif Alexei Navalny'nin cezaevinde hayatını kaybettiği haberi dünya gündemine bomba gibi düştü. Rus cezaevi yetkilileri Navalny'nin bir yürüyüş sonrası fenalaşarak bilincini kaybettiğini ve doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov soruşturmanın devam ettiğini ve Putin'in bilgilendirildiğini açıkladı. 47 yaşındaki Navalny'nin ölüm haberi Beyaz Saray, Avrupa Birliği, NATO ve önde gelen Avrupalı siyasetçiler tarafından şiddetle kınandı. Yapılan tüm açıklamalarda fail olarak Putin gösterildi. Sinir gazı zehirlenmesi nedeniyle Almanya'da tedavi gördükten sonra Navalny Moskova'ya dönmüş ve aşırıcılık suçlamasıyla yargılandığı davada 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak sıradan insanların bile kolayca anlayabileceği bu senaryoda birbirine uymayan taşlar var. Rusya'da yaklaşık bir ay sonra parlamento seçimleri yapılacak. Putin bu seçim döneminin tek favorisi. Rakiplerinin partileri %5 ya da %6 oy oranına ancak ulaşabiliyor. Bir dönem daha aday olmayı başaran ve 2030'a kadar iktidarını garantileyen Putin neden suları bulandırsın? Neden hapishanede pasifize ettiği rakibini dünyanın gözü önünde ortadan kaldırsın ve neden meşruiyet sorularını gündeme getirsin? Ortamı durduk yere kızıştırmak için mi? Üstelik Navalny gibi bir isim Batı'nın da işine geliyor. Tüm Batı ittifakını karşısına almasına rağmen ülkesini 24 yıldır güçlü tutmayı ve halkın desteğiyle iktidarda kalmayı başaran Putin aptal mı? Eğer Navalny gerçekten öldürüldüyse bu olayın failleri Putin karşıtı ittifakta aranmalıdır. Elbette bu benim kişisel görüşüm. Aksi bir görüşünüz varsa ya da başka bir komplo teorisine inanıyorsanız, düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Şimdi Navalny'nin hayat hikayesine geçelim. Rusya Devlet Başkanı Putin, Alexei Navalny'den o kişi olarak bahsederek onun adını hiçbir zaman kamuoyu önünde anmadı. Kremlin eleştirmeni Navalny, Putin'in en tehlikeli iç muhalifi olarak görülüyordu. Hiçbir Rus muhalif siyasetçi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için Alexei Navalny kadar tehlikeli olmadı. Rus haber kaynaklarına göre Navalny, 47 yaşında Sibirya'da bir ceza kolonisinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Navalny'nin ölümü arkasında Rus devlet yetkililerinin olduğundan şüphelenen bir dizi gizemli ölümlerden biri. Annesi Yahudi kökenli olan Navalny Moskova yakınlarında büyüdü. Hukuk ve finans bölümlerinden mezun oldu, avukat olarak çalıştı ve bir burs sayesinde ABD'de yine bir Yahudi vakıfın kurucusu olduğu seçkin Yale Üniversitesi'nde bir süre eğitim gördü. Avukat Navalny özellikle Putin yönetimindeki devlet aygıtında yolsuzluğa karşı verdiği mücadeleyle ülkenin güçlüleri arasında pek çok düşman edindi. Navalny 2011 yılında Moskova'da yapılan Rus parlamento seçimlerini izleyen protestolar sırasında hükümeti eleştiren ateşli konuşmalarıyla uluslararası bir ün kazandı. Navalny tutuklanan ilk muhalefet üyelerinden biriydi. Kremlin ile karşı karşıya gelmenin yaratabileceği tehlikeler sorulduğunda "Neden korkayım ki?" demişti. Navalny ayrıca internet videoları ve blogları aracılığıyla da tanındı. Rus elitleri arasındaki yolsuzluğu, yorulmak bilmeden eleştirdi ve Rusya'yı sahtekarlar ve hırsızlar tarafından yönetilen bir ülke olarak tanımladı. Rus gaz ve petrol şirketlerinden hisse satın aldı ve bir hissedar olarak daha fazla şeffaflık için baskı yaptı. 2013 yılında zimmetine para geçirmekten 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir üst mahkeme onu şartlı olarak tahliye etti. Aynı yıl Navalny Moskova Belediye Başkanlığı için adaylığını koydu ve ikinci oldu. Navalny'nin destekçileri yine de bu sonucu Devlet medyasında fiilen dışlanmış bir kişi için etkileyici bir başarı olarak gördüler. Muhalif siyasetçi Boris Nemtsov'un 2015 yılında Kremlin yakınlarında vurularak öldürülmesinin ardından Navalny'nin popülaritesi daha da arttı. Devlet medyası onu görmezden geliyordu ama Navalny özellikle internet üzerinden genç Ruslara ulaştı. Bu sayede büyük metropollerden uzakta güçlü bir bölgesel ağ kurdu. Ancak büyük şehirlerin dışındaki insanlara ulaşmakta zorlandı. Ayrıca aşırı milliyetçi yürüyüşlere katılarak ve yasa dışı göçe karşı kampanya yürütmesi bazı sivil haklar savunucularını rahatsız etti. Bazıları onu popülist ve aşırı milliyetçi hatta ırkçı bir hareket olarak eleştirdi. Bununla birlikte Navalny'nin popülaritesi artmaya devam etti. Giderek bölünmüş Rus muhalefetinin en tanınan yüzü haline gelen Navalny, şaibeli ulusal seçim sonuçlarına ve bağımsız adayların dışlanmasına karşı düzenlenen eşi benzeri görülmemiş protestoların merkezi figürlerinden biri oldu. Navalny, yüzbinlerce destekçisinin yanı sıra ABD ve Avrupa'daki pek çok siyasetçi ve destekçi tarafından da takdir edildi. Onu bir gün özgür olabileceğine inandığı bir ülke için her şeyi riske atmaya hazır, cesur ve karizmatik bir muhalif politikacı olarak görüyorlardı. Putin Navalny'nin adını anmayı reddetti ve kamuoyu önünde ondan sadece bu kişi olarak bahsetti. Navalny ise sık sık Putin'e yüklendi. Koronavirüs salgını sırasında devlet başkanı Putin'den sığınağındaki yaşlı adam olarak bahsetti. Kampanya arkadaşları insansız hava araçları kullanarak Putin ve memurlarının lüks konutlarını görüntülediler ve mal varlıklarını mercek altına aldılar. Navalny, devlet memurlarının saldırılarına ve fiziksel saldırılara sık sık alaycı bir dille karşılık verdi. Bir saldırganın 2017 yılında yüzüne yeşil renkli bir dezenfektan atarak gözlerinden birine ciddi hasar vermesinin ardından Navalny bir video blogunda kendisinin çizgi roman karakteri Hulk'a benzetildiğini söyleyerek şaka yaptı. Yetkililere göre 2019 yılında hapishanede alerjik bir reaksiyon geçirdi. Ancak doktorlar basit bir gıda zehirlenmesinden bahsettiler. Bir yıl sonra muhalif adaylar için organize ettiği bir iç hat uçuşunda fenalaştı. İlk olarak Rusya'da tedavi edildi ve daha sonra Berlin'deki Charité Hastanesi'ne nakledildi kendisine sinir gazı Novichok ile zehirlendiği teşhisi konuldu. Putin, Rus gizli servisi FSB mensubu suikastçıların olaya karıştığı yönündeki suçlamaları reddetti. Eğer birileri onu zehirlemek isteseydi bunu başarıyla yaparlardı dedi. Navalny buna bir telefon şakasıyla karşılık verdi. Kendi ifadelerine göre zehirli saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen ve daha sonra bunu örtbas etmeye çalışan FSB'nin iç istihbarat servisinden bir grup subayın şüpheli bir üyesiyle telefonda konuştu. Konuşmayı yayınladı ama FSB kaydın sahte olduğunu belirterek bütün iddiaları reddetti. Şüpheli saldırıya rağmen Navalny 2021 yılının başında iyileştikten sonra gönüllü olarak Rusya'ya döndü. Almanya'dan dönmeden önce Navalny, tutuklanma riski olduğunu bildiği halde neden Rusya'ya geri dönmek istediğini açıkladı. "Rusya benim ülkem, Moskova benim şehrim ve onu özlüyorum." Rusya'da yetkililer Almanya'daki tedavisi sırasında kendileriyle şahsen temasa geçmediği gerekçesiyle onu tutukladılar. Navalny çeşitli davalardan toplam 30 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. Kremlin Navalny'ye dolandırıcılık, mahkemeye saygısızlık, bölücülük ve vatan hainliğinden suçlu bir mahkum olarak tanımlıyordu. Rus yetkililere göre Navalny, ABD gizli servisi CIA, İngiliz MI6 ve İsrailli Mossad için çalışan bir yardakçı ve haindi. Rusya'yı istikrarsızlaştırmak ve yetkilileri devirmek ve Moskova'yı ABD'nin dümen suyunda giden bir uydu devlete dönüştürmek istiyordu. Ancak Sibirya'daki hapishane kampında Navalny Mart ayında yapılması planlanan başkanlık seçimleri öncesinde Putin'e karşı protesto çağrısında bulunduğundan Kremlin için sıkıntı ve yıkıcı bir faktör olarak görülüyordu. Navalny cesaret veren ve genellikle mizahi metinlerle halka hitap etmeyi başardı. Ancak zayıflığı ve fiziksel dış görünümün kötüleşmesi giderek daha belirgin hale geldiğinden mahkeme duruşmalarında defalarca görünmesi dehşete neden oldu. Doktorlar anayasanın garantörü olarak Navalny'nin tıbbi tedavi hakkının sağlanması için Putin'e başvurdular. Şimdi de yargıya göre ülkenin en ünlü siyasi mahkumu Sibirya ceza kolonisinde hayatını kaybetti. Navalny'nin yaptığı bir yürüyüşün ardından yere yığıldığı ve bütün çabalara rağmen yeniden canlandırma girişimlerinin başarısız olduğu belirtildi. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Geçmişte yayınladığımız ve ilerideki günlerde yayınlamaya devam edeceğimiz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başka bir videoda başka bir konuyla görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.